konuşalım. Hadi, polis gelmedi. Hadi, hadi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi hoş geldin. Hoş geldin. İyisin abi. Sağ ol kardeş. Anapır. Buyur abi. Biz bir süre buradayız kardeş. Tamam abi. Siz ufak ufak mahalleye geçin. Tamam abi. Kimse burada olduğumuzu bilmesin ha. Mahalle size emanet. Eyvallah abi. Hadi kardeş Allah'a emanet olun. Arif arabayı gömün. Hayırdır? Başımızda bir ton mevzu abi, anlatacağım. Kusura bakma, böyle habersiz geldik. Başım üstüne. Hoş geldin. Hoş buldum. Yavaş, yavaş. Yavaş biraz. Ver oğlum. Amına koyayım, iyice psikolojimi bozdunuz ha siz. Sakat ettiniz beni. Tamam dayı, siz anayı öleceksin. Hadi git. Yine gel, tamam mı? Olur baba. Allah'a emanet kuzum. Ver el yapayım. Oy kuzum. Kuzum. Hadi git. Yavaşla. Yavaş yavaş. Aman aman. Yürüyemiyorum ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Parmağımın ucuna bak, bak şu hareketi yapamıyorum bak. Penguen gibi yürüyorsun aman aman. O kahvenin evladı Türker amcanız da nişanlısını öldürünce. İntikamımı alırken savaşım bana çok yardımcı oldu. Firarken sakladı, hapisteyken yanıma geldi. Bu zor gününde yanında olmak da bizim boynumuzun borcudur. Siz de onları evindeymiş gibi ağırlayacaksınız. Tamam mı koçum? Tamam emni. Sen rahat bırak. Ver onları. Vay be. Demek hepsini öldürdüler ha kardeş. Bak hele, bizden ölen var mı? Aynen emmi. Cihat'ın yanındaki iki çocuğu da vurmuşlar. Serhat öldü. Barka bastığını yaptıklarında Cemo'yu da vurdular dayı.
Bak Ali, Cabbar nerede? O niye gelmedi? Emmi, Cabbar'ı da vurdular. Etme lan kardeş. Felç kalma ihtimali varmış. O da mı gitmiş o gece? Aynen emmi. O gece herkes gitmiş. Bana da hastanede kal dediler. İyi ki kaldım. Aa bak, hastaneyi de bastılar. Allah bir daha geri gitmesin. Ölümlü dünya dedikleri bu işte Tümer abi. Sen ölüyorsun. Sanıyorsun ki herkes de seninle birlikte toprağın altına girer Allah'ını seveyim. Arkanda kalanın parası varsa abi öyle bir mermer yaptırıyor gidiyor. Garibanı zaten hiç uğrayan biri. Ama hepsi gidiyor abi. Baksana üstüne. Hepsinde ot bitmiş. Yabani otlar. Saçma. Ama Türker'imin senin gibi abisi vardı Allah'a şükür. Tertemiz, aslan gibi çocuktu. Allah rahmet eylesin. Öyleydi. Mekanı cennet olsun. Türker'im hepimizi yaktı da gitti. Bak hele abi, o Apo abiden haber var mı? Gelecek miymiş? Geçen mektubunu aldım. Soranlara çok selamı var. Aleyküm selam. Var mıymış bir sıkıntısı, bir derdi? O da kardeşlerinden yana sıkıntılı. En küçük kardeşi İstanbul'da bütün mekanlara salça oluyormuş. Her aileden bir tane çıkıyor Tümer abi. Öyle kardeş. Beş parmağın beşi de bir değil Allah'ını seveyim. Ama Apo abi sevdiğimiz bir abi. Savaş abi. Kardeşim. Biri geldi seni soruyor abi. Allah Allah. Kimmiş? Allah. Berto diye bir adam. Berto? He Berto. He. Berto? Bizim çocuklardan abi. He. Bir gidelim bakalım, hayırdır inşallah. Vay be. Harbi mi lan kardeş? Abi. Son anda yetişmesem adam Ciyo'yu da yiyordu. Çok şükür şimdi hiçbir sıkıntısı yok. Hayati tehlikeyi de atlattı. De namusuma. Eyvallah. Kardeş, Ciyo'nun hayat tehlikesi kalmadı mı şimdi? Hiçbir şeysi yok abi. Lan Bert, Allah'ını severim. Gel sana bir sarılayım lan. Çak buraya, çak. Ciyo baba aramıza dönüyor. Çak emmi. Çak emmi, sen de çak. Eyvallah lan Bert'i. Son zamanlarda aldığımız en güzel haberdi kardeş. Abi. Garip. Çok şükür garip de iyi abi. Bir iki küçük sıyrıkla atlattı. Şükür. Bakma. Ayı gibi adamla gene iyi kapışmış. Kocaman adam görsen. Helal lan garip o. Eyvallah. Abi, bu arada emniyet olaya müdahale etti. Hastanede olan mevzuda da bir gencimiz öldü. Yeter Allah'ını seveyim. Kaç tane çocuk ölecek daha ya? Bir delikanlık olay yetişmiyor abi. Üç tane de genci götürdüler abi. Mahallede durumlar nasıl kardeş? Sıkıntılı abi. Siz gittikten sonra 2-3 genci daha götürdüler. Emniyet her yerde sizi kolluyor. Arasın Allah'ını seveyim ya. İşine.
Cem onun durumu nasıl kardeş? O da vuruldu dediniz. He abi bir şeysi yok ya. Küçük bir sıyrı var yürüyor şimdi. İyi. Lan kardeş o çocuk da kedi gibi. Dokuz canlı Allah'ını seveyim. Lan dur çocuğa nazar etme. Abi bahsettiğimiz çocuğun hayatı boyunca yediği mermiyi şu kadar alamasak her birimiz 30'ar defa ölmüştük ya. Berto baba. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz bir süre burada Tümer abinin yanındayız kardeş. Kendimizi kimseye göstermeyeceğiz. Kendinize dikkat edin. Mahallede ayık olun. Emniyete de kendinizi faça etmeyin. Bize de böyle arada güzel haberler getir kardeş. Sen iste abim ya. O cüye topuna da söyle elini çabuk tutsun. Mahalle boş, biz firarık. Berto, o sana çok değil. Doğru diyorsun abim, kusura bakma. Bir ton mevzu yaşadık Allah'ını seveyim. Onca adam öldü, adam hastanede hala keyfine bakıyor. Adamın keyfi yerinde. Hastanede o hemşire, hasta bakıcı. Bıraksan 6 ay yaşar namusuma ya. Ben iyiyim de. Rahatına bakıyor ya. Özledik ama. Namusuma çok özledim. Ne diyorsun ya sen? Anafor, garip çıktığı mahkemede bütün suçu üstüne aldı. Ama hakim Cihan'ın da ifadesini almak istiyor. İyileştiği zaman onu da mahkemeye çıkaracaklar. Peki, garibin firar olduğu mevzudan mı işe patladın abi? Garip olayı Sarsılmaz abinin işlediği yönünde ifade verdi. Ne de olsa artık abi rahmetli olmuş. Cinayetler de onun üstüne kalır. Abi bizim yapabileceğimiz bir şey varsa söyle de yapalım. Zaten Savaş abi firar. Cihan abi de hapis olursa mahalle iyice başıboş kalır. Siz kendinize dikkat edin yeter. Ben elimden geleni yapıyorum. Eyvallah, kardeşim. Eyvallah, var olun. Allah'ın aleyhisselam, sağ olun. Sen de kardeşim. Garip baba. Biz Cio ile çocuk koğuşunda yatarken de hiç rahat bulmazdık. Cio baba her şeyin hakkını veriyor kardeş. Sağ salim bir de hastaneden çıksaydı. Kardeş hepimiz asım sahibiyik. Allah yere getirmesin abi. Amin. Savaş abi. Abi. Anafor avukatla konuşmuş. Garip mahkemede bütün suçu üstüne almış abi. Eyvallah kardeş. Çocuk hakkını vermiş. Başka delil yoksa Cio'ya her türlü yol verilir. Abi. Ben teslim olayım. İki gencimle bütün olayı üstüme alayım. Siz de rahatlarsınız. Anafor'u bıraktıklarına göre
Zaten ellerinde bir delil yoktur. Olmaz kardeş. Avukat daha araştırıyor. Hem şimdi kafamıza göre davranmanın hiçbir anlamı yok. Çalışıyor. Evet beyler. Anlatın bakayım. Nedir son durum? Abi bize çalışan iki tane dezgah var. Bir tane de kulüp var. Yalnız buralardan gelecek paralar bizim savaşa girmemize yetmeyecek. Mahallede tanıdığım iki tane genç var. Çocuklar hem bulucular hem de kıyıcılar. Çocuklar hem bize maddi destek olacaklar hem de sokaktaki işlerimizi çözecekler. Siz rahat olun. Daha yeni çıktık. İnsanlarla görüştükçe finansman kaynağımızı arttıracağız. Sen şu gençleri çağır bakayım. Abileriyle bir tanışsınlar. Abi, bizim o taraftaki muhtar sıkıntı çıkarmaya başladı. Gündüzleri sokakta bir şeyler satmayın diyor. Allah Allah. Çağırın mı gelsin hele. Abi sen çekil biraz. Kardeş ne oldu o pirzolalar? Buyur abi. Getir. Tut abi şunu iki dakika. Dur. Dur baba. Abi bunu al. Kendine. Muş başta var abi, buyur abi. Ver kardeş onu da. Abi atıyorum ha, yeriz. Neyse abi, çocukluğumdan beri böyleyim. Et yemeyeyim iki gün. Gözlerim kararıyor, yere düşecek gibi hissediyorum. Doğru diyorsun da kardeşim. Kolesterol diye bir illet çıkmış. Yaş da ilerledi, lanet olsun. Et de yedirtmiyor kardeşim. Ya ne oldu Allah'ını seveyim sen? Hala 18 dikkatine taş çıkarırsın Nesi abi. Dostum, emniyet sizi araştırıyor. Dikkatli olun, ayık olun kendinize. Abi onların işi araştırmak, bizimkisi de kaçmak Allah'ını seveyim. Doğrusu. Az mı kaçtık? Ama senden bir ricam var Nesi abi. Mahallede çocuklar bu ara başıboş. Arada bir uğra. Başlarında bir abi olduğunu hissetsinler. Ondan yana sıkıntıya düşme. Mahalleniz bizim mahallemiz. Ondan yana sıkıntı yok. Gençlerin de, kardeşlerimiz. Kafana takma. Eyvallah abi. Sıkıntı baş olmaz. Baş tacısın. Hem bak hele. Kolesterol dedin, bir şey dedin. Nesi abiye bir şiş dağıtır hele kardeş. Gel Nesi abi gel. Gel gel hele ya. Gençler. Ayık olun, emniyet bizi araştırıyormuş. Bak o lokum ha. Bak bu pişmiş ha. Emme, 8-7 daha kaç yapar? 15 yapar, 15. Ben de bir şey bilmiyorum. Bir de muhtar olacaksın. Ha emme, şimdi söyle bakayım bana. Nedir senin sıkıntın? Vallahi mahallede çok üzerime geliyorlar. Bunlara sen izin veriyorsun diye. Seni de şikayet ederim diyorlar. Lan emmi. Sen de mahallede garibanların yardım paralarını indiriyorsun cebine. Ben sizin gibi çocuklara zehir satmıyorum. Tamam emmi, tamam. Kardeşlerim, savaşın hepinize selamı var. Aleykümselam. Biri size karışmadıkça, mahallede namussuzluk yapmadığı sürece kimseye karışmamanızı söyledi. Kardeşlerim, zaten başımızda bir ton sıkıntı var. Emniyetin gözü üzerimizde. Dikkat edelim. Siz rahat olun abi, biz mahallede dikkat ediyoruz. Eyvallah kardeş. Ben size 2-3 tane hat, kutu gönderirim. Konuşmalarınıza dikkat edersiniz. Tamam abi. Mesajlaşarak haberleşirsiniz. Tamam abi. Allah'a emanet. Sen kendinize iyi bak kardeşlerim. Eyvallah, sağ ol. Enişte yavaş Allah'ını seveyim ya. Dur. Yapışmış. Mermi giderken bu kadar yakmadı Allah'ını seveyim. Temizlemek lazım yeğenim. Sen de haklısın lan Sedek.
Yavaş dur. Sen nasılsın Serdar abi? İyiyim, sağ ol. Bir aksilik, bir sıkıntı yok değil mi abi? Yeni toparlıyoruz Savaş'ım. Herhangi bir sıkıntı yok. Bak bu ayki ticaretimizden payın da burada. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Valla bu aralar bunun dışında bir gelirimiz yok. Buyur abi, telefon hazır. Serdar abi, o telefon senden kalsın. Seninle oradan haberleşiriz. Benim dışımda kimseyle iletişim kurma. Görüşeceğimiz zaman arama yapmıyoruz abi. Mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Tamamdır kardeşim. Ben de müsaadenizle bugünkü bir satışımız var. Onun için kalkayım. Eyvallah. Geçmiş abi. Olsun. Sağ olasın abi. Görüşürüz. Sen de yavaş Allah'ını seveyim ya. Bitti bitti. Allah razı olsun enişte, eline sağlık. Geçmiş olsun Savaş'ım. Sağ olasın. Sağ ol enişte. Tatlı ama ha. İyidir eniştem. Yüzünde bir gerginlik var da yok. İçi güzel. Allah'ını seveyim. Koskoca fabrikaya orta azalmış paraya bak. Kardeş. Bu paranın bir kısmını bizim mahalledeki çocuklara indir. Ailelerine, mahkumlara, ulaşabildikleri herkese indirsinler. Bunları söyle, bu ara biz de sıkışırız. Sen de durumu anlat. İdareli harcasınlar kardeş. Tamam abi. Güzel düşen bu. Hadi gidik. Bak Arif, bunlar mahallemizin hızlı gençleri kardeş. Bak hele lan, Notre Dame'ın kamburu gibiler mi? Kendini koyuyor işte. Bak hele lan. İyice deli oldular ama. Ama harbisi John Travolta gibi ha. John Travolta kim lan? Ne bileyim amına koyayım, televizyonda duydum. Aksiyoncu. Allah. Bak hadi tutuyorsun lan. Hüseyin emmi! Hüseyin emmi! Ya emmi, Nurten abla gelin kirasına niye bu kadar zam yaptın? Bak görmüyor musun, iki oğlu hapis, kocası öldü. Bak emmi, biz sana onun parasını vereceğiz. Sen de geçen sene ne aldıysan bu sene de onu alacaksın. Tamam da oğlum, her şeye zam yapılıyor. Ben de onun için zam yaptım. Tamam demin, insana biraz da Allah rızası lazım değil mi? Paranın ne önemi var? Peki bu sene de öyle olsun. Tamam emmi, ben sana yollayacağım. Bak hele, milletin dini manı para olmuş amına koyayım ya. Ne oldu lan dayı? Ne bileyim, her şey zamman bir şeyler diyor, ben de anlamadım. Ben de hapishaneden arkadaşım aradı. Elbise istiyor, ayakkabı istiyor. Cebimizde para yok ki. Ters oyuz. Adam haklı Allah'ını seveyim hapis. Ben yoluma bakacağım kardeş. Doğru diyorsun. Bak. Görüyor musun? Emek verirsen her şey güzel olur kardeş. Bir gün bir hadis okumuştum. Kıyamet günü de olsa elindeki fidan dikecekmiş. Emmi, çocuklar mahallede tersi okalmışlar. Biz yolumuza bakıp ihtiyaçları karşılayacağız diyorlar. Ben bunu Savaş abime söyleyemem. Bak ya. Demek öyle ha. Evet emmi. Savaş abinin gönderdikleriyle ailelere cezaevine erzak almışlar. Diğer ihtiyaçları karşılayamamışlar. Tamam. Ben konuşurum. Hadi gel şuna bir can suyu ver. Eyvallah yeğenim. Eyvallah kardeşim. Eline sağlık.
Eyvallah baba. Sağ ol kardeş. Allah razı olsun Tümer abi. Zor günümüzde bize destek oldun, yalnız bırakmadın. Evinize gelmezseniz olmazdı kardeş. Eyvallah abi, baş tacısın. Başım var olsun. Ama rahatız değil mi? Rahatsınız. Sabah bir iki sahnelerini yakaladım. Özgür senin büyük yeğeni almış. Bahçede çapay mapa, ot mot işleri. Öbürü bulmuş kendine küçük başları, onlarla takılıyor falan. Tam Diyarbakır işi. Keyifleri yerinde yani, Allah razı olsun. Bak ben oğlum, artık pici olmuşuk filanla. Seninle gittik bir yere, hatırlıyor musun? Hangisi? Seyitlere gittik. Karataş'ta bir yerde kalıyorlar. Evet. Yine evimiz abi, bizi ayıktılar. Biz arka tarafta bir yerde kalıyorduk, böyle müstakil bir yer. Harbi ayıktılar orada. Ondan sonra Cio orada haklıydı. Neyse uyuzlandı, gidelim dedik. Seyit gelek mi abi? He abi gelin dedi. Zaten abici. Mekanı cennet olsun. Amin. Gittik böyle, neyse yemek memek. 2-3 saat geçti abi. Seyit beni köşede yakalıyor. Abi diyor, filan filan yiyecek mi diyor. Lan Seyit niye yiyor kardeş? İsmimiz olur diyor. Yok Seyit, gerek yok kardeşim. Bak şu an zaten firarız, aranıyoruz. Tıp bunu bir tane ekürisi vardı, Cabbar. Bizim Cabbar değil ama. Kıyıcı olan Cabbar. O çocuğu çok görmedim halde. Onun da mekanı cennet olsun. Genç yaşta gitti. Bunu yakalıyor abi diyor, onun diyor gırtlağını kesmeyecek. Hep fantazi. Ya o kadar enteresan fantaziler kuruyorlar ki abi. Göz göze gelmemeye çalışıyorum çocuğum. Belki dün bu toplar bizden uyuz olur, hatırlıyor musun? Yemek yerken bir ara böyle göz göze geldik. Hani ne diyeceğimi bilemedim. Benim genç, yani benden küçük ama ben ondan korkuyorum. Vay Allah ya. Geçmiş zaman ama güzel günlerdi. Dayı. Çocuklar mahallede tersi kalmışlar. Biz artık yolumuza bakacağız diyorlar. Her şey üst üste geliyor abi. Kiraları var. Mahkumların kıyafeti var. Bir sürü şey var. Biz de olsak aynısını yapardık. Vallahi kardeş, ben bu saatten sonra çalmaktan yana değilim. Öyle değil mi abi? İcap etmez. Doğru kardeş. Ama çocuklar da ters oymuş. Çocuklar haklı emmi. Ya onların asıl derdi, bir sürü insanın ihtiyacını karşılayamıyorlar. O yani. Abi, anamın bir köşede kaza bela parası varmış. Nasıl değilsense o parayı oradan aldırak. Eyvallah kardeş. Şimdilik böyle yapmamız daha doğru olur abi. Anaya söyle, ihtiyaçları karşılayacak kadar ondan bir miktar alalım. Elimize geçince geri veririz. Tamam abi. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun abi. Ne konuşuyorduk? Nereye geldik Allah'ın sen? Selamun aleyküm Seyit baba. Aleyküm selam. Hayırsız ağrım. Gel otur bakayım. Neredeydin lan? 10 senedir iki satır kelam etmedin de çıkınca mı aklına geldik? Lan? Sen zengin ol diye mi ben 10 senemi feda ettim? Olur mu abi? Yine mi kendimi toparlıyorum? Sana da mahcup oldum. Mahcup mu oldun? He ya. Vurma kardeş, vurma. Sana 1 trilyon ceza kestim lan.
O parayı bir haftaya kadar getir, mahcubiyetini gider. Getir lan bunu. Tabelanın orada indirelim sana zahmet. Sen nasılsın Savaş'ım? Herhangi bir ihtiyacın var mı? İyiyim abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Olursa haberin olur zaten. Her zaman kardeşim, başımla beraber. Baş tacısın abi. Aslanım, sen düşman sahibi adamsın. Yine de emanetsiz gezme. Yok abi ya. Bizim silahla milahla ne işimiz olur Allah'ını seveyim bu saatten sonra. Buyur abi. İyi günlerde kullan. Ne gerek var? Bizde düşmancılık neyi biliyor abi. Eyvallah. Eyvallah. Vay be. Avukat. Nasılsınız abi? İyiyim kardeşim benim. Sen nasılsın? İyilik abi, çok şükür. İyisin, iyiyim. Uğraşırız abi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Savaş'ım, ben dışarıdayım. Siz rahat rahat konuşun. Eyvallah abi. Az önce emaneti gösterdim, aklı gitti. Nasılsın? İyilik abi, sizi sormalı. İyiyim. Vay be avukat, yakışıklı olmuş ha. Sağ olun abi, siz de öylesiniz. Eyvallah, eline su dökemeyiz ya. Lan avukat, hep böyle bir tarzım olsun istemiştim çocukluğumdan beri. Ama malum hayat bizim parmaklarımızı farklı çalıştırdı. Evet kardeşim, güzel haberlerini dinleyelim. Abi, Cio için ilk mahkemede çıkar diyorduk. Ama birisi üstüne ifade vermiş. Olay yerinde gördüğünü söylemiş. Hoppala, bu nereden çıktı ya? Gidin bulun kardeş o adamı. Cüvi görmediğini söylemesi için ne gerekiyorsa onu yapın. Neticede mahalle için yaptı Allah'ını seveyim. Tamam abi. Biz kim olduğunu tespit edip ziyaretine gideriz. Ama siz de bu aralar dikkat edin. Mümkünse kimseyle görüşmeyin. Fazla dışarıda gezmeyin. Emniyet bu olayın hala üstüne gidiyor. Tamam kardeş, merak etme. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Biz oradayız. Avukat, sana da bu yaptıklarının karşılığını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum kardeş. Biliyorsun, durumlar bu aralar sıkışık. Yok abi, lafım olur. Sarsılmaz abi benim de abim. Sen ve arkadaşların da benim için öylesiniz. Eyvallah kardeşim benim. Gel sana bir sarılayım ya. Bak hele. Kadın hakimlerle falan sıkıntı yaşamıyorsunuz değil mi? Yavuşağa bak hele. 10 yıl arayıp sormadı, götünün korkusundan parayı nasıl da getirdi. Oo, hoş geldin Harun Efendi. Hoş bulduk. Sen bir hafta demiştin ama ben daha erken getirdim. Aslanım benim. Ama bunu 10 yıl önce getirecektim. Bu birinci yılım için. Bu ikinci yılım için. Bu üçüncü yılım için. Bu dördüncü yılım için. Lan seni 10 millet mi yiyeceğim bile yok. Alın lan bunu. Parça parça edin, balıklara yem olsun.
Aleyküm. Aleyküm selam. Allah kutlasın. Vay abim gelmiş, Allah'ını sevdi. Vay cüye baba. Gel abi, gel otur. Nasıl oldu? Allah yüzümüze baktı vallahi, ben sana söyleyeyim. Ağrısızın yok değil mi? Yok işte, yürürken biraz böyle fenalanıyorum. Sırtım mırtım. İyisin, iyi maşallah. Sen ne yapıyorsun, yine hapis? Yani bıraktığın yerdeyim kardeş. Her şey bundan boktan kurtulmuyor. Adamı çocukla hep cezaevlerinde geçti Allah'ını sevdiğim. Burada kim yatıyor? Benim, artık sen yat. Kemal yukarıda yatsın. Sen de git orada yat. Evet.